Teknoloji Dünyası kanalından herkese merhaba. Bu video içeriğinde bir elimde bir tane süpürge, diğer elimde de havası henüz basılmamış bir basket topu bulunuyor. Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı kuracağım videonun biraz sonraki kısmında göreceksiniz. Bu video içeriğinde Litso markasına ait hem elektrikli bir süpürge, yani şarjlı bir süpürge, hem de araç lastiklerini ve bisiklet tekerlerini topları şişirmek için kullanılabilecek bir hava kompresörünü tanıtacağım. Bu alet tamamıyla şarjlı ve mükemmel. Gerçekten harika bir cihaz. Ben birkaç gündür kullanıyorum ve gerçekten çok hoşuma gitti. Bu topu da o yüzden sizler için aldım. Havasını burada beraber basacağız. Araç lastiği üzerinde test yapmayacağız ama bunun nasıl, hangi özellikleriyle kullanılabildiğini, emiş gücünün ne kadar kuvvetli olduğunu ve kaç dakika çalışabildiğini sizlerle paylaşıyor olacağım. İçeriye başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı, ayrıca videomu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi şöylece kutunun dış yüzeyini size gösterecek olursam, burada gördüğünüz gibi marka yazmakta. Burada süpürgenin, şarjlı el süpürgesinin şekli, şemali gösterilmiş. Burada da yazıları zaten görebiliyorsunuz. Yan kısmında olanları şu şekilde çevireceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi bicycle tire inflation bilmem ne bir şeyler diyor. Şişim yapabileceği gösterilmiş. Arkasında da yine aynı şekilde bir amblem var. Kutuyu ben daha önceden açtığım için size direkt olarak içeriğinde neler olduğunu göstereceğim. Şu şekilde açtığımda içerisinde bir tane Türkçe kullanma kılavuzu. Şöyle gördüğünüz gibi Türkçe içerisinde her bir şey detaylı olarak anlatılmış bir kullanım kılavuzu. Ayrıca da içerisinde böyle farklı farklı dillerde yazılmış kullanım kılavuzu bulunmakta. Bunları bir kenara alıyorum. Şimdi ilk başta içerisinden şu süpürgeyi şuraya çıkartıyorum. Şurada bir başlık var. Burada da farklı şekillerde şişim yapabileceğimiz aparatlar bulunmakta. Bunların da neler olduğunu şimdi sizlere tek tek göstereceğim. Gerçekten çok fonksiyonlu bir alet ve birçok amaç için kullanılabilir. Ayrıca gerçekten güçlü. Yani emiş gücünü de zaten sizlere biraz sonra göstereceğim. Ha, göstermeden önce söyleyeyim, 10.000 paskallık bir emiş gücüne sahip. Gerçekten mükemmel bir cihaz. Şimdi cihazı şöyle basitçe gösterecek olursam, bu kısmında gördüğünüz gibi bir açma kapatma tuşu var. Bu emiş gücünü kontrol eden tuş olmuş oluyor. İki kademeli emiş gücü var. İlk kademede bastığınız takdirde maksimum kullanım 30 dakika civarında oluyor. Yani 30 dakika emiş gerçekleştirebiliyor. İkinci kademeye aldığınızda da maksimum 15 dakikalık bir kullanım sağlıyor. Bu hava şişirmede değil, sadece süpürge özelliğinde geçerli. Yani buradaki sadece süpürge özelliğinde kullanılmakta. Burada görmüş olduğunuz bir fonksiyon tuşu var. Bir taraf bu tarafı, yani süpürgeyi diğer tarafta buradan şöyle çektiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi bir LCD ekran çalışıyor. Bu da lastikleri şişirmek için veya top şişirmek için kullanabileceğiniz özellikleri görüntülediğiniz LCD ekran olmuş oluyor. Bundan en son bahsedeceğim. Şimdi bu kısmı aldığınızda da burada bir ışık yanıp söndü, bakın. Buraya aldığımda gördüğünüz gibi bir ışık yanıp söndü. Bu süpürge özelliğinin artık aktif olarak kullanılabileceğini gösteren bir ışık. Süpürgenin burasında şöyle gördüğünüz gibi bir tuş var. Bastığınız zaman şöyle açılıyor ve burada içerisinde çift kademeli bir filtreleme var. Burada bir tane filtre, burada da tozun dışarı çıkmaması için böyle bir kapak bulunmakta. Tozlar buranın içerisine birikiyor. Gayet küçük bir toz haznesi var. Ev içerisinde aslında günlük temizliklerde kullanılabilecek bir cihaz. Ama bu daha çok araç içinde kullanmaya elverişli olarak görünüyor ki zaten araç içinde kullanmak daha mantıklı olacaktır bunu. Ayrıca büyüklüğüne de gelecek olursak gerçekten çok büyük bir cihaz değil. Ağırlığı da yarım kilo civarında bir ağırlığa sahip. Burada emiş kontrolü yapabileceğiniz bir nokta var. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz de bu ucu buraya yerleştirip bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu kadarıyla sınırlı kalıyor mu? Kalmıyor. Şu uç tarafındaki fırçayı isterseniz şu yan taraflarda iki tane tuş var. Basarak aşağı çekiyorsunuz ve gördüğünüz gibi artık koltuk aralarına da bunu sokup temizlik yapabileceksiniz. Böyle gördüğünüz gibi burada zaten kilitleniyor. Şu şekilde de bastırıp çektiğiniz zaman tekrardan eski konumuna geliyor. Gerçekten şık bir tasarıma sahip. Yani gerçekten şık görüntü olarak. Ayrıca bunu temizlemek istediğinizde, şu filtreyi temizlemek istediğinizde burada bakın iki tane şekil var. Bir tanesi kilitli, bir tanesi kilit açık şekli. Bunu böyle çevirip açtığınız zaman gördüğünüz gibi bu parça çıkıyor ve isterseniz bunu da içerisinden çıkartıp temizleyebiliyorsunuz. Ben şimdi bunu tekrardan
yerine takayım derken yanlışlıkla düğmeye bastım ve süpürge çalıştı. Şimdi bunu tekrardan yerine takacağım. Şuradaki noktayı buradaki kısma denk getiriyorum. Ardından çeviriyorum ve süpürge tekrardan yerine takıldı. Şimdi emiş gücünün testine geçmeden önce bir de şu arka tarafındaki ekranı göstereceğim. Ekranı gösterdikten sonra ilk başta top şişirme testimizi yapacağız. Daha sonrasında da bir emiş testi yapacağız ve süpürgenin ne kadar ses çıkardığını beraber göreceğiz. Hatta emiş testine geçmeden önce ben süpürgeyi şöyle bir çalıştırayım, sesini duyun. Birinci kademede ilk başta çalıştırıyorum. Bakın bu birinci kademe. Bu da ikinci kademe bir güç olmuş oluyor. Şimdi şu arkadaki LCD ekran eğer bunu aşağı çekmezseniz süpürge modu aktifken aktif olmuyor. Yani çalışmıyor. Sadece bu tuşu aşağı çektiğinizde gördüğünüz gibi LCD ekran yanıyor. Peki buradaki işaretlerin anlamı ne? Sizlere şöyle göstereceğim. Şimdi bakın şu alt tarafta bir top simgesi var. Bu top simgesi top şişireceğiniz zaman kullanabileceğiniz özellik olduğu anlamına geliyor. Burada başlangıçta 0 PCI olan değeri isterseniz gördüğünüz gibi bu şekilde artırıp 0.16 PCI'ye kadar yükseltebiliyorsunuz. Yükselttikten sonraki genellikle 8-9 seviyeleri bir topu şişirmek için yeterli oluyor. Şişirdikten sonra başlatmak için, özür diliyorum, bu fonksiyonu aktif hale getirmek için 2 kere şuradaki start tuşuna basıyorsunuz. 2 kere bastığınızda buradan hava üflemeye başlıyor. Diğer modları göstereceğim. Bir sonraki mod gördüğünüz gibi bisiklet modu. Bunda da yine basıncı ayarlıyorsunuz ve bisikletin lastiklerini bu şekilde şişirebiliyorsunuz. Bunda da PCI değeri var gördüğünüz gibi. Bir sonraki moda geldiğimizde burada da motosiklet modu var. Motosiklet tekerleklerini şişirebiliyorsunuz. Burada bar var. Barın da PCI değerini çevirme işlemini internetten siz yapabilirsiniz. Normalde biliyorsunuz akaryakıt istasyonlarında araç lastiği şişirirken gördüğümüz değer PCI değeri. Ancak bunda araç ve motosiklet değerlerinde PCI değil bar olarak birim belirtilmiş. Siz bunun çevrimini internetten yaparsanız aracınızın lastiğine kaç PCI'lık yani kaç barlık hava basabileceğinizi net olarak anlayacaksınız. Ve tabii ki o havayı basacaksınız. Şimdi bu modlar arasında geçiş yaptıktan sonra tekrardan ben buradan top olan moda geldim. Bu moda geldiğimde şöyle şuradaki kısma bakın aparatları şimdi size tek tek önce göstereyim. Bunu tekrardan kapattım. Şimdi burada bir ana gövde var. Bu ana gövdenin şu kısmı buradaki süpürgenin şuradaki hava kısmına bağlanmakta. Bunu bağladıktan sonra hangi amaçla kullanacaksanız o ucu da buraya yerleştiriyorsunuz. Peki bu uçlar neler? Şu ilk görmüş olduğunuz uç araba lastiğini şişirmek için kullanabileceğimiz uç olmuş oluyor. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz. Ardından bunu arabanın lastiğinin sibobuna takıyorsunuz, çeviriyorsunuz. Şurası da bu arada oynar başlıklı bir yer. Yani bunu buraya taktıktan sonra lastiğe bunu takarken süpürgeyle birlikte çevirmiyorsunuz. Bunu da taktıktan sonra aracınızın sibobuna takıyorsunuz, lastiğin sibobuna takıyorsunuz. Hava basma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada aracınızın lastiğinde ne kadar hava olduğunu da siz bunu bu şekilde buraya bağlayıp ardından bu kısmı da aracınızın lastiğinin sibobuna taktığınız takdirde şu ekranı açtığınızda görebiliyorsunuz. Yani ne kadar barlık bir hava olduğunu, lastik içerisinde ne kadar hava olduğunu buradaki ekrandan görüp ona göre başlatıp hava basabiliyorsunuz. Bu arada hava basma işlemini başlattığınızda sizin istediğiniz değere geldiği takdirde otomatik olarak kesiyor. Yani fazladan hava şişirip arabanın lastiğini patlatma gibi bir seçenek yok. Burada görmüş olduğunuz şu üçgen tipli başlıkla şişme yatakları şişirebiliyorsunuz. Bu yatak şişirmelerde de kullanılabilir. Örnek veriyorum kamp malzemeler arasında da şişme yataklar var. Ben genellikle orada kullanmayı tercih edeceğim gibi düşünüyorum. Bunu da aynı şekilde buraya yerleştirip çıkartabiliyorsunuz. Şimdi bizim bugün kullanacağımız şey bu gördüğünüz sivri uçlu top şişirme aparatı. Şimdi bunu buraya yerleştiriyorum. Şimdi basket topumuzu da buraya alıyorum. Hava basacağım kısmı gördüğünüz gibi şurada. Şimdi ben bunu buraya yerleştiriyorum. Sonuna kadar ittirdim. Sonuna kadar ittirmeseniz de olur. Buradan bu ekrana geldim. Top kısmındayım. Top kısmından bunu 7 bara alıyorum ben. 7 bara aldıktan sonra şu tuşa 2 kere basacağım.
Gördüğünüz gibi Yedevar'a ulaştı ve otomatik olarak havayı kesti. Bu arada topu gerçekten iyi şişirdi. Gördüğünüz gibi gayet sert bir biçimde şişmiş oldu basket topu. Yani 7 bardan daha yüksek değerlere çıkartacak olursanız 8 de belki yeterli olacaktır ama daha fazlasında bu topu patlatabilirsiniz. Ki zaten bu topların üzerinde şuralarda şişirilmesi gereken değerlerin ne kadar olduğu yazılmış durumda. Bu arada ilk başta dikkat ettiyseniz şişirmeye ilk başladığımda buradaki değer 0'dı. Top bir süre şiştikten sonra yani belli bir seviye havaya geldikten sonra buradaki siboptan, topun üzerindeki siboptan buradan geri hava itişi başlıyor. Onun vasıtasıyla da bu içerisinde ne kadar barlık bir hava olduğunu ölçebiliyor. Yani cihaz tamamıyla bu şekilde çalışıyor. Araçlarınızın tekerleği bu top gibi eğer tamamıyla 0 derecede yere yapışık değilse bu cihazı taktığınız takdirde lastiklerde ne kadar hava olduğunu görebileceksiniz. Dilerseniz bundan bir tane arabanızı aldığınız takdirde örnek veriyorum benim gibi aracını kullanmadan önce genellikle lastiklere bakan biriyseniz bunu hemen 2 saniye lastiğe takıp aracın hava basıncını, lastiğin hava basıncını burada görüp şişirilip şişirilmemesi gerektiğini de anlayabilirsiniz. Bu arada bu cihaz 2 araç lastiğini şişirecek güce sahip. 2500 mAh'lık bataryaya sahip ve 3,5 saatte tam şarja ulaşıyor. Cihazın şarj işlemi 2 amperlik, en fazla 2 amperlik adaptör vasıtasıyla yapılıyor. Bu arada bahsetmeden geçmemek gerek, süpürgenin şarj işlemi Type-C kablosu vasıtasıyla gerçekleşiyor. Bu da son teknoloji kullanılarak yapıldığının bir kanıtı aslında. Biliyorsunuz veri iletiminin yüksek kapasitede olduğu kablo türü şu an Type-C. Bu süpürgenin de içerisinden, kutu içerisinden şu şekilde bir kablo çıkıyor. Bir tarafı USB, diğer tarafı da Type-C olan kabloyu şuradan bağlıyorsunuz. Ardından da şarj etme işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Söylediğim gibi 2 amperlik bir adaptör vasıtasıyla bunu şarj edebilirsiniz. Şimdi bugün menümüzde neler var? Öncelikle onları göstereyim. Bir çekecek olan süpürge. Şöyle gördüğünüz gibi taptaze 5 tane fasulye. Bunların hepsini şöylece yere döküyoruz, bir araya topluyoruz. Bu en son aşamamız olsun. Onun haricinde tel şehriyemiz var gördüğünüz gibi. Tel şehriyeyi de şuraya şöyle birazcık döküyoruz. Ayrıca bir de kahvemiz var. Kahveyi de şöylece alıyoruz. Şöyle yere boca ediyoruz. Artık dayak yiyeceğiz muhtemelen bunu çekmezse. Başlangıç olarak kahveden başlayacağım. Ardından da fasulyeye kadar gideceğim. Şu ucu geriye çekiyorum. Çünkü buna şu an için ihtiyacımız yok. Süpürgenin ilk kademesindeymişi başlatacağım. Şöyle bir kez düğmeye basıyorum ve ardından çekime başlıyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir şey bırakmadı ve ardından bir tane de tel şehriyeyi geri yere attı. Neden diyeceksiniz? Çünkü muhtemelen içerisinde fasulyeler sıkıştı kaldı. Bakalım başka bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Bunları da tekrardan çekelim. Evet gördüğünüz gibi kahve falan bir şey kalmadı. Ekstradan kullanım alanlarının ne olduğunu da videonun geriye kalan kısımlarında sizlere göstereceğim. Videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Gördüğünüz gibi süpürge gerçekten güzel, güçlü bir emiş gücüne sahip. Ayrıca şu özelliği sayesinde yani hava şişirme özelliği sayesinde araç içerisinde kullandığınız takdirde yolda sizin büyük bir kurtarıcınız olacaktır. Söylediğim gibi 2 araba lastiğini şişirecek güce sahip 2500 mAh'lik bir bataryası var ve şarj etme işleminin de ne kadar sürdüğünü sizlerle paylaşmıştım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.